Merhaba arkadaşlar, bugün fonksiyonlar köyümüzün genel tekrar testine başlıyoruz. Genel tekrar testi 1'i çözelim. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Geçen süreyi veren bir sütun var. Depoda kalan benzin miktarını litre cinsinden veren bir sütun var. Harekete başladığında deposunda 48 litre benzin bulunan bir aracın hareketi boyunca geçen süre ile deposunda kalan benzin miktarı arasındaki doğrusal ilişki tabloda verilmiştir. Buna göre geçen süre x saat ile depoda kalan benzin miktarı fx arasındaki kural aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın, en başta yani geçen süre 0 saat iken 48 litre benzin varmış aslında. Burada yazmamış onu. 1 saat sonra ne olmuş? 45 litre. 2 saat sonra 42 litre. 3 saat sonra 39 litre olmuş. Yani her bir saat aralığındaki farka bakarsa 48'den 45'e 3 litrelik bir fark var. 45'ten 42'ye 3 litrelik, 42'den 39'a yine 3 litrelik bir fark var. Burada arkadaşlar fx benim kalan benzin miktarım ise her bir saatlik dilimde 3 azalıyor. En başta ne kadar vardı? 48. Azalıyor dediğim için eksi. Ve ne kadar azalıyor? Her bir saatte 3 litre olduğu için 3x yazıyorum. X yerine 1 koyduğumda f1 ne olur? F1 48-3'ten 45. F2 dersem x yerine 2 koyduğumda 48-3 kere 2 6 olacak. 48'den 6 çıkartırım, 42. Yani şurada bana verilen tablodaki değerlere uygun sayılar olmuş oluyor. O zaman cevabımız ne olacak? 48-3x. Bakın burada mesela şaşırtma olarak 45'i vermiş fakat en başta depoda bulunan miktar 48 litre. X yerine 0 koyarsam, yani henüz hareket etmediyse, X yerine 0 koyduğumda zaten 48'i bulurum. Cevap C şıkkı. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen grafik A ve B musluklarından akan su miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir diyor. A musluğu havuzu doldururken havuzun dibindeki B musluğu da havuzu boşaltmaktadır. İki musluk aynı anda açılırsa 10 saat sonra havuz kaç litre su olur diye soruyor bize. 10 saat sonrasında. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın 2 saat geçtiğinde 40 litre su doldurmuş. 2 saatte 40 litre su doldurmuşsa eğer 1 saatte arkadaşlar 20 litre su dolar. Tamam. Buradan aslında 10 saate geçebiliriz. 10 saatte bu musluk, bu A musluğu kaç litre su doldurur dersek 10 saat. 10 saatte ne olur? 20'yi 10'la çarparım. 200 litre su dolar. Peki ne kadar boşalır? Bir de ona bakalım. B musluğu ne yapıyordu? Boşaltıyordu. 4 saatte 20 litre boşaltmış. Şöyle bir kalsın bu. 4 saatte 20 litre boşaltır ise eğer 1 saatte, yani ben bunu 4'e bölersem 5 litre boşaltır. 1 saatte 5 litre boşaltır. Bana 10 saatlik iş lazım çünkü ikisi aynı anda açılıyor ve 10 saat musluklar açık. 10 saatte ne olacak? 10 çarpı 5'ten 50 litre suyu boşaltır. Arkadaşlar. Şimdi A musluğu 200 litre doldurdu 200 litre. B musluğu da bu 10 saatte 50 litre boşalttı. O zaman son durumda havuzda kalan su kaç litre olur? 150 litre olmuş olur. Yani cevabı şurada bulduk. Yani bunun fonksiyonlarla ilişkisi kurulabilir miydi? Evet, şöyle denklem yazabiliriz. Yani biz aslında şu an oran orantıdan gitmiş gibi olduk ama 1 saatte 20 litre su doluyorsa eğer bunun fx'i doldurmanın verdiği bana fonksiyon fx ne olurdu? 1 saatte 20 ise 20x olurdu. Bu A'nın fonksiyonu. A musluğunun fonksiyonu. Buna da gx dersem aslında bu da 50 litre boşaltıyor.
O yüzden -50 isterim buna da. Yani bana ne lazım? 50x'in yanı söyledim. 5x olacak. Hatta sonra bu ikisini birleştirebiliriz. Px eşittir -5x olur. Yani boşaltan fonksiyon. Bu ikisini topladığımda aslında 1 saatte olan suda olan miktar ya da işte x saatteki suyun miktarı 20x eksi 5x olur. Buradan da 15x olarak ben bulurum. 10 saatte diyordu. 15 çarpı 10'dan arkadaşlar 150 olarak bunu bulabiliriz. Gördüğünüz gibi oran orantıdan da yaptık. Sıkıntı yok ama fonksiyonlardan da çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Üçüncü sorumuza geldik. Yukarıdaki y eşittir fx fonksiyonunun eksi 3, 5 kapalı aralığında grafiği verilmiştir. Buna göre fx küçük eşit 0 koşulunu sağlayan x değerlerinin toplamını bulalım. Fx dediğimiz bizim neydi arkadaşlar? Y'ye eşitti. Yani y'nin küçük sıfır olduğu yerleri soruyor bana. Hem sıfır hem küçük olduğu yerleri. Bu ne demek? X ekseninin altı ve x ekseninin üzerinde olan yerleri soruyor. Yani şu -2'den 4'e. Bunu veren x değerlerini soruyor bana. -2 tam sıfır yaptı. Sonra -1 negatif yaptı. Sıfır negatif yaptı. 1, 2, 3 negatif yaptı. 4 de sıfır yaptı. Yani fonksiyonun negatif yapan değerler bunlar. Bu x değerlerin toplamını sormuş bize arkadaşlar. Bunları toplarsak -2 artı 2 birbirini götürür. -1 artı 1 artı 1 birbirini götürür. Yani aslında sadece 3 ve 4'ün toplamından 7 diyebilirim. Yani topladığımda onlar zaten birbirini götürmüş olacak. Cevap 7. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonun -2 açık 10 kapalı aralığındaki grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun pozitif olmasını sağlayan x tam sayıları kaçlardır? Biraz önce negatifti, şimdi pozitif olma. Yalnız burada pozitif derken arkadaşlar sıfır ne pozitif ne negatif ya. Burada sıfırı almayacağız. Yani birden sonra bir dahil değil. 6'ya kadar şöyle yapabilirim. Şu kırmızıyla çizdiğim yerler. 9'u da almıyorum. 9'dan 10'a. Sağlayan x tam sayıları kaç tanedir diyor. Eksi 1 almadığım zaman ne almam lazım? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6'yı almıyorum çünkü 6 0 yaptı. 9'u almıyorum. 9 0 yaptı. Fakat 10 pozitif yaptı ve 10 dahil olduğu için onu alabilirim. Kaç tanedir diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane x tam sayısı fonksiyonu pozitif yapar. Pozitif yapar dediğinde dikkat edin. Yani sıfırı almayın. Negatif yapar dediğinde de yine sıfır almaz. Fakat biraz önce küçük eşit sıfır dediği için biz onu almış olduk. Şimdi beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonu grafiği gösterilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisinde azalandır diye soruyor. Arkadaşlar azalan neydi? X değerleri arttıkça fonksiyonun değeri azalıyorsa yani y'ler azalıyorsa azalandı. Bakın burada bu tarafa doğru gittikçe x değerlerini artırıyorum fakat y değerlerim her defasında daha da küçülüyor. Gördüğünüz gibi. Yani eksi 4 ile eksi 2 aralığında azalan. Bu tarafa doğru gittikçe x arttıkça y değerlerim şuradakinde artıyor. Yani şöyle bakarsak aslında daha mantıklı olacak. Y değerlerim artıyor. Burada da 2'den sonra bakın gittikçe y değerlerim yukarı yukarı çıkıyor, artıyor. Nerede sadece azalan? Eksi 4 ile eksi 2 açık aralığında azalandır diyoruz. Şimdi 6. sorumuza geldik. Yukarıda fx 1 eksi x küp fonksiyonun grafiği verilmiştir bize. Fx fonksiyonunun eksenleri kestiği noktalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar burada 1 eksi x küp fonksiyonunda eksenleri kesen noktaları bulmamız lazım. Bunun için ne yapıyorduk? X yerine 0 verip y'yi kestiği, y yerine 0 verip de x'i kestiği noktayı buluyorduk. X eşittir 0 için diyorum. F0 eşittir. X yerine 0 yazacağım. 1 eksi 0'ın kübünden 1. Bakın x'i 0 kabul ettim. Y ne çıktı? 1. Şimdi y'yi 0 kabul ediyorum.
Yani f fonksiyonun sonucu 0 olduğu için 0 eşittir diyorum 1 eksi x küp. Buradan x küp eşittir 1 çıkar. Burada da x eşittir 1 demektir. Yani neyin kübü 1'dir? 1'in kübü. Yani x 1 iken y 0. Şurası 1'e 0. Burası da 0'a 1 noktası olmuş oldu. Bakalım şıklarda 1'e 0 ve 0'a 1. B seçeneğinde doğru cevap. Evet, şimdi 7. sorumuza bakalım. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun eksi 5 ve 7 kapalı aralığındaki grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 4, 0 aralığında fx artandır diyor. X'e bakalım, eksi 4 burada, 0 burada. Arkadaşlar bakın, x değerlerini arttırırken eksi 3'e doğru y değerlerim giderek artıyor. Ve orada bir tepe noktası yaptım. Sonra devam ediyorum x değerlerimi arttırmaya. Bu kez y değerlerim gittikçe azalmaya başlıyor. Yani bir kısmında artan, bir kısmında azalan. O zaman ben eksi 4 ile 0 aralığında eksi 4 ile 0 aralığındayken tamamen artandır diyebilir miyim? Diyemem. Biraz azalan, biraz artan olmuş oluyor. Hatta büyük çoğunluk kısmı azalan oldum. 4, 7 kapalı aralığında fx artandır diyor. Bakın 4 burada, 7 burada. Bakalım. X değerlerimi arttırdıkça y değerlerim giderek yukarı 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 çıkıyor. Bir artış söz konusu. 4, 7 kapalı aralığında fx artandır. Bu doğru. Eksi 5, eksi 4 kapalı aralığında fx azalandır diyor arkadaşlar. Bakalım. Eksi 5, eksi 4. X'i bu tarafa doğru gidiyorduk. X'leri artırıyorum. Y değerlerim gittikçe yukarı çıkıyor. Eksi 5, eksi 4 aralığında fx azalan değil, artandır. Bu da yanlış olmuş oldu. O zaman yalnız 2'ye bizim doğru cevabımız. Evet, 8. sorumuza bakalım. Fx, x kare, eksi 4 fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde daima azalandır diye sormuş. Önce grafiğini bir çizelim. Arkadaşlar hatırlıyorsanız x kare tam orijinden geçiyordu. Şöyle yukarı doğru kollarını kaldırmış. U gibi düşünebiliriz. Fakat burada ne demiş? Eksi 4. Yani 4 birim aşağıya ötelememiz gerekiyor. Bunları öğrenmiştik. O zaman burası 4. Bu da nedir? X kare eksi 4 fonksiyonu. Bu hangi aralıkta daima azalandır diye sormuş. Arkadaşlar bakın x değerlerini arttırdıkça şöyle farklı bir renk yapayım. X değerlerini ben arttırdıkça ne oluyor benim y değerlerim? Giderek azalıyor. Hangi aralık bu? Eksi sonsuzdan, yani x eksi sonsuzdan sıfıra aralığında benim fonksiyonum azalan olmuş oldu. Tam tersine sıfırdan artı sonsuza da aslında artan. Yarı yarıya azalan artanlık söz konusu. Şimdi 9. sorumuza geldik. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun eksi 4, 4 kapalı aralığında grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu maksimum ve minimum değerlerinin çarpımı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Maksimum değeri aslında neydi? Y ekseni üzerinde diyelim. Aldığı en büyük değer, minimum da en küçük değer olacak. Y'lerden bakın en büyük aldığı yer neresi? Şurada gördüğünüz gibi 2'yi almış. Yani maksimum değeri 2 değeri diyor. Maksimum değer aldığı x noktası deseydi eksi 2 derdim. Tamam. Minimum değeri ne olacak? Bakın burada minimum eksi 2 almış. Hem x eşittir 4'te hem de x eşittir eksi 4'te eksi 2 almış. Minimum değeri ne olacak o zaman? Eksi 2 olacak. Bana bunların çarpımını sormuş. Bunun da cevabı eksi 4'tür arkadaşlar. 9. sorumuzun cevabı. Şimdi 10. sorumuza bakalım. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun 1, 5 kapalı aralığındaki grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun
verilen aralıktaki ortalama değişim hızı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ortalama değişim hızını nasıl yazıyorduk? Bakalım. Şöyle göstereyim. AB kapalı aralığında olsun. FB eksi FA B eksi A'ydı. Biz de burada 1-5 kapalı aralığında bakıyoruz. Yani F5 eksi F1 5 eksi 1. F5'i bulmalıyım. Bakalım F5 ne? X yerine 5 koyduğumuzda bakın F fonksiyonuna denk gelen yerde Y'yi ne bulduk? 1. F1'e bakalım. 1 ne eşit 5'e? Şimdi bunları yerine yazabiliriz. F5 1'e eşit oldu. Eksi F1 dediğim neye eşit oldu? 5'e. Aşağıda ne var? 5 eksi 1. 1'den 5 çıkarttım. Eksi 4. 5'ten 1 çıkarttım. Artı 4. Eksi 4 bölü 4'ten eksi 1 cevabını bulurum. Aslında buradaki eksi 1 nedir? Bu bir azalan fonksiyondur. Yani değişimi azalan yöndedir diye yorumlayabiliriz. Eğer pozitif çıksaydı artandır diye söyleyebilirdik arkadaşlar. Burada ortalama değişim hızının da formülünü bir hatırlatmış olduk. Şimdi 11. sorumuza bakalım. Yukarıda y eşittir x fonksiyonunun eksi 3 ve 6 kapalı aralığındaki grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Eksi 3, 0 aralığında ortalama değişim hızı eksi 1'dir diyor. Bakın yapalım. A şıkkı diyeyim. Nasıl yazacağız? F0 eksi f eksi 3, 0 eksi eksi 3. Şimdi F0 neye eşit? Bakın direkt görüyoruz. F0 3'e eşit. F eksi 3 neye eşit? 0'a. Eksi 0 diyorum. Eksi eksi 3'ten burası artı 3 oldu. 3 bölü 3'ten cevap ne gelir? 1 gelir. Ama burada bana ne demiş? Eksi 1 demiş. Yanlış. B seçeneğine bakalım. 0 3 aralığındaki ortalama değişim hızı diyor. Bunu nasıl yazacağız? F3 eksi F0 bölü 3 eksi 0. F3 neye eşit? 0'a. Eksi F0 neye eşitti? 3'e bölü 3 eksi 0'dan 3. Buradan da ne gelir? Eksi 3 bölü 3'ten eksi 1 olarak bulurum. Fakat bana ne demiş? 1'dir demiş. Bu da yanlış. C şıkkına gelelim. 0-5 aralığındaki ortalama değişim hızı diyor. O zaman F5 eksi F0 bölü 5 eksi 0. F5'i bulmalıyım. F5 eksi 2'ye eşit. Eksi 2. Eksi F0 neye eşitti? 3'e. 5 eksi 0'dan da 5 oldu. Eksi 2, eksi 3 daha. Eksi 5 bölü 5'ten eksi 1 olarak buldum. Bana ne demiş? Artı 1. Yine olmadım. Şimdi B seçeneğine bakalım. 3, 5 kapalı aralığında diyor. F5 eksi F3. 5 eksi 3. F5 dediğimiz eksi 2 idi. F3 dediğim 0 bölü 5 eksi 3'ten aslında direkt yazabilirim. Evet. 5 eksi 3'ten 2. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1 olarak bulurum. Bana diyor ki 2. Yine olmadı. Şuraya bir yere E seçeneğini sıkıştırsam. Şurada yapalım. E'yi. 5-6 aralığındaki ortalama değişim hızı demiş. F6 eksi F5 bölü 6 eksi 5. F6 neye eşit? 0'a. F5 neye eşit? Eksi 2'ye. Yani eksi eksi 2 olacak. Bölü 6 eksi 5'ten 1. Eksi eksiden burası ne gelir? Artı 2 gelir. Bana da diyor ki ortalama değişim hızı artı 2'dir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün şıklarda tek tek denedik. Çok rahat bir şekilde bulduk. Cevabımız da E seçeneği. Bu konu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu testimizi bitiriyoruz 11. soruyla.
bir sonraki videolarımızdan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.